Selam. Şşt. Yavaş. Baban uyuyor, görmüyor musun? Pardon, pardon. Nasıl babam? İyi. Sen nerelerdeydin bütün gün? Bir iş buldum anne. Artık üçe beşe bakmadan çalışacağım. Ev geçindirmek lazım değil mi ama? Dersler ne olacak? Onları halledeceğim kısmetse. Şartlar zor. Para kazanmadan olmuyor. Annem, ver elini öpeyim. Anneyle öpmek insanın kısmetini açarmış. Özür dilerim abla. Önemli değil. Babam şimdi nasıl? Daha iyi mi? Motoru sıfırladı yani, öyle mi? Sorun yok. Tıkalı damara stent taktılar. Çok daha iyi durumda. Bundan sonra sahnede ben varım artık baba. Senin tek erkek veliahtın. Ben de çalışacağım. Sırtındaki yükü çekip alacağım. Senin rahat nefes almanı istiyorum. Bugüne kadar sen çalıştın, biz yedik. Senden görev devralıyorum. Babam benim. Sen yeter ki iyi ol. Oğlum var yanımda. Abla aç avucunu, bırak şu camı. Daha kötü olacak, aç şunu. Ne ilginç değil mi? İkimizin de canı yine aynı nedenle acıyor. Her şeyimizi kaybettik. Şimdi geriye ellerimizdeki yaranaki gibi derin bir sızı kaldı. Abla, ikimiz de baba evine döndük. Her şeyi geride bıraktık. Hayata yeniden başlayabiliriz. Yeniden başlamak mı? Kaybettiklerimizin acısını hafifletebilecek mi sence? Deneyebiliriz. Melda. Kızım. Hoş geldiniz. Kolay buldunuz mu? Buldum. Baban nasıl? Daha iyi, uyuyor. Stent taktılar işte. Aman iyi. Bana niye haber vermedin? Ya öyle bir telaş içindeydi ki atlamışız. Çok özür dilerim. Özre gerek yok kızım. Hazır baban uyuyorken gel seninle birer çay içelim. Gel. Hadi. Bunları yaşamak bu yaştan sonra bana öyle ağır geliyor ki. Yıllarca verdiğin emeklerin boşa çıktığını görmek son derece yıpratıyor insanı. Yine de bir baba olarak herkesin mutluluğu için elimden geleni yapacağım. Senin de bana destek olmanı istiyorum. Biz Harun'la uzun uzun konuştuk. Boşanmanın en iyi karar olduğunu düşündük. Hayır. Boşanmayacaksın. Bakın, kimse kimseyi birlikte olmak için zorlayamaz. Bu çok yanlış olur. Benim tanıdığım Melda'nın sözleri değil bunlar. Yılmayan, mücadeleci Melda'ya ne oldu? Özel hayattaki savaş, iş hayatındaki savaştan daha ağırmış. Bunu ne yazık ki yaşayarak öğrendim. Hayır. Pes etmeyeceksin. Etmemelisin. Belki haberiniz yoktur. Ben şirketteki işimden de ayrıldım. Ne? Kabul etmiyorum. İşinin başına döneceksin. Hemen. Aslında bu daha çok Harun'un fikri. Harun'un fikri mi? Harun da kim oluyor? Bu şirketin asıl sahibi benim kızım. Ben. Hayati kararları daima ben veririm. İstersen bir süre dinlenebilirsin. Ama sonra mutlaka işinin başına döneceksin. Ama... Aması maması yok kızım. Her şey bir yana, ben gelinimi yanımda görmek istiyorum. Anladın mı? Hadi şimdi babana gidelim. Uyanmıştır herhalde. Hadi.